Atatürk Havalimanı'ndaki kanlı saldırıyı gerçekleştiren canlı bombalar hain saldırıyı Fatih'te bir evde planlamış. ...32 gün önce İstanbul'a gelen canlı bombalar Fatih'teki Horhor semtinde bir binanın birinci katını kiraladı. İfadesi alınan emlakçı B'ye yabancı uyruklu olan 3 kişinin evi kiraladıkları sırada Rusya pasaportu gösterdiklerini, bir yıllık da kontrat yaptıklarını anlattı. Muhtara kaç defa yalvardım? Kaç defa kim oturduğumu tespit ediyor musunuz dedim. Ne dediler? Biz biliyoruz her şeyi. Bilmiyorsun dedim. İddiaya göre saldırı planı bu evde hazırlanmıştı. Taksiyle havalimanına gelen teröristlerden biri otoparka, biri dış hatlar gelişine, biri de dış hatlar gidişine yöneldi. Otoparka giren güvenlikçi 3 kişinin sıcağa rağmen giydikleri ceket ve montlardan şüphelenerek durumu polise bildirdi. Bir sivil polis dış hatlar geliş A kapısına ilerleyen teröriste yaklaşarak kimliğini sordu. Terörist ateş açıp polisi omzundan yaraladı. Otoparktan silah sesi gelince uçaktan inen yolcuların araçlara bindiği geliş terminalinin önündeki canlı bomba kendini patlattı. Büyük bir panik yaşanırken aralarında 3 taksiciyle işten çıkan personelin de bulunduğu çok sayıda kişi burada hayatını kaybetti. Teröristler tarayıcılardan, polis kontrolünden, güvenlik kontrolünden geçemeyince geri dönüp valizlerinde bulunan uzun namlulu silahlarla gelişi güzel orada güvenlik kontrolü yapan insanlara ateş açmak suretiyle içeri girebilmiştir. Panikten yaralanıp otopark tarafından üst kata çıkan ikinci canlı bomba A kapısından giriş terminaline Kalaşnikov'da ateş açarak içeri girdi. Silahsız güvenlik görevlilerinin bulunduğu X-ray cihazlarının yanından terminale giren canlı bomba CIP bölümüne kadar ilerledi. Pasaport kontrol noktası önünde girişleri kontrol eden polis memuru Y'de duvara siper aldı. Tam önünden geçerken ateş edeceği sırada terörist erken davranarak polis memurunu karnından vurdu. Polis memuru yaralı olarak 10 el ateş etti. Yere düşen teröristin silahı elinden fırladı. Bu sırada çevredekiler uzaklaşmaları için bomba diye bağırarak uyaran polis memuru canlı bombanın pimi çekmeye hazırlandığını görünce uzaklaşmak zorunda kaldı. Canlı bombada butona bastı, bombayı patlattı. Polis memurunun uyarısı nedeniyle çevredekiler uzaklaştığı için beton zemini delen patlamada can kaybı yaşanmadı. Bir tanesi dışarıda patlatmış kendisini, diğer ikisi de o ateş açma sırasındaki panikten yararlanarak içeriye girmiş ve içeride patlatmıştır. Alt katta personelin de giriş yaptığı A kapısından geliş terminaline giren ilk ateşi açarak polisi yaralayan 3. canlı bombanın amacı ise kaçanların yığıldığı gümrük noktasına yakın bir yerde katliam yapmaktı. Terörist panik halinde kaçışan yolcuların üzerine silahını ateşleyip ilerlerken gümrük görevlisi Umut Sakaroğlu tarafından vuruldu. Yere düşen canlı bomba kendini patlatınca Umut Sakaroğlu da şehit oldu. Demek ki havaalanında fiziki kontrol, X-ray kontrolü yapmak yetmez. Dışarıdan silahla yapılabilecek herhangi bir müdahaleye karşı da belki ilave tedbirler hazır bulundurmak gerekiyor. Polis saldırıdan sonra teröristlerin kaldığı Fatih Horhor Caddesi'ndeki evi bastı. Evde dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar bulundu. Çeşen asıllı bir canlı bombanın saldırı öncesi IŞİD'in Suriye'deki üssü Rakka'dan gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Saldırıda 4. bir kişinin daha bulunduğu ve kaçtığı iddia edildi. Sınır kapılarında önlemler artırıldı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü John Brennan da saldırıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Brennan, örgütün Türkiye'de düzenledikleri saldırıları üstlenmeyerek Türk hükümetine hem bir mesaj gönderdiğini hem de ülkede cihatçı toplanmanın engellenmemesine çaba sarf ettiğini söyledi. CIA Direktörü, IŞİD'in bu tür bir saldırıyı ABD'de yapmak istemesine şaşırmayacağını belirtti.